Bayraktar'la Ekrem İmamoğlu arasında yeni bir polemik baş gösterdi. Ne olmuştu? Türkiye İsrail'le ticarete kısıtlama getirdi. 54 ürün grubunda ihracata sınır geldi. Bundan önce de başlayan Türkiye İsrail'e bir jet yakıtı satıyor mu satmıyor mu diye bir polemik vardı. Bununla ilgili mesele giderek çetrefilli halde büyümeye devam ediyor. Ticaret Bakanlığı İsrail'e ihracata kısıtlama getirildiğini duyurdu. Başlık başlık 54 ürün grubunu kapsıyor bu kısıtlama. Bununla ilgili şöyle bir sosyal medya paylaşımı yapıldı. O paylaşımları da editörümüz Tuğba'dan rica ederim getirsin. Haluk Bayraktar bir tweet'e, sosyal medyada gösterilen bir tweet'e tepki gösterdi. Ne oldu? Sosyal medyada Baykar ve yöneticileri aleyhine alçakça ve şerefsizce uçak yakıtı konusunda bir iftira kampanyası yürütülüyor dedi Haluk Bayraktar. Tweetler hazır mı Tuğbacığım? Bir ekrana alalım. Vol'den okuyalım şimdi. Hemen Jimmy'den görsün yönetmenim. Sosyal medyada Baykar ve yöneticileri aleyhine alçakça ve şerefsizce uçak yakıtı konusunda bir iftira kampanyası yürütülüyor. Baykar Türkiye'den Gazze'ye en büyük insani yardımı gerçekleştirmiş bir firmadır. Firmamızın tek faaliyet alanı insansız hava aracı sistemleridir. Bu iftirayı yayanlara mahkeme verip takipçisi olacağım. Oluşacak tazminatlar da yine Gazze'ye yardım olarak aktarılacaktır dedi Haluk Bayraktar. Bu arada açıklaması aslında sadece bundan ibaret değil. Gazze'liler bizim duruşumuzu iyi bilir diyor Haluk Bayraktar. Devamı da şöyle: bizim için nefsin izzeti yoktur, yaptığın işin izzeti vardır. Attığınız iftiralar bizde bir toz zerresi kadar iz bırakmaz. Milletimiz de Gazze'liler de bizim duruşumuzu iyi bilir. İsrail'e jet yakıtı sattığımız iftirasını atan alçak kim diye baktım. İşte polemiğin başladığı bölüm burası sevgili izleyiciler. Gördüm ki İBB Başkanı'nın iletişim kampanyalarını yöneten strateji ekibinde yer alıyormuş. Alevilerin de PKK'sı olmalı diye yazılar yazıyor. DHKPC güzellemesi yapıyormuş. Bu PKK'lıları besleyen Ekrem İmamoğlu'na sesleniyorum. Bakın bu kısmı çok sert. Bu PKK'lıları besleyen Ekrem İmamoğlu'na sesleniyorum. Tasmalı köpeklerini saldırtmayı bırak. Yalandan başka söyleyecek lafın varsa mertçe yüzümüze söyle de cevabını verelim diyor Haluk Bayraktar. Bu attığı tweette bunun üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin resmi bir açıklaması oldu. Haluk Bayraktar'a cevap geldi. Millet size 31 Mart'ta cevabını verdi diyor. İBB'nin resmi Twitter yani X hesabından yapılan açıklama şöyle: Haluk Bayraktar isimli kişinin sosyal medya platformu X paylaşımında İBB ve başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na yönelik yalan ve iftiralara yer verildiği görülmüştür. Haluk Bayraktar isimli kullanıcı hakkında bu asılsız iddialarından dolayı hem kişisel hem de kurumsal hukuki süreç başlatılacaktır deniyor. Ramazan ayında bir iftira ve kumpastan geri durmayanların bayramda da aynı kötülüklere devam etmesine şaşırmıyoruz. Bu şahıs ve benzerleri sosyal medyada dezenformasyon yaparak içindeki kin ve nefreti toplumu kutuplaştırmak için kullanıyor. Bu millet sizin kötü aklınıza 31 Mart'ta dersini verdi, vermeye de devam edecektir deniyor açıklamada. Tam siyaset yumuşadı diyorduk, birazdan konuşacağız. Özgür Özel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aramıştı, CHP'den farklı mesajlar geliyordu. Ama ciddi bir polemik başladı Bayraktar ailesi ve İBB ve Ekrem İmamoğlu arasında. Özlem Gürses'le başlayacağım. Hoş geldiniz Özlem Hanım. Hoş bulduk Kübra'cığım. Herkese bu vesileyle bütün konuklarına ve izleyicilerimize hayırlı bayramlar dilemek istiyorum. Çok teşekkürler. Özlem Hanım, sizce bu polemikte kim haklı ve daha da büyük fotoğrafta bu polemik, Bayraktar ve Ekrem İmamoğlu arasındaki bu polemik neye oturuyor? Onu da tartışalım. Birazdan hatırlatacağım bazı yazıları. Ben tabii çok anti polemik bir insan olduğum için bütün polemiklerde herkes haksız geliyor bana. Çünkü Türkiye'nin daha fazla gerilmeye, kutuplaşmaya değil aslında birbiriyle daha fazla konuşmaya, anlaşmaya, diyalog kurmaya ihtiyacı var. Tam da yerelden başlayan siyasete bir denge geldiğini düşünürken birdenbire ortalığın bu tartışma üzerinden yeniden gerilmesi bana sorarsan iki taraf için de son derece talihsiz olmuş. Şimdi tabii aslına bakarsan bu tartışmanın köküne inecek olursak mesele, İktidarın uzun bir zamandır Filistin-Gazze ekseninde çelişkili diyeyim en kibar tabiriyle
çelişkili, birbiriyle çelişen tutumlar takınmış olması. Bir taraftan Sayın Cumhurbaşkanı'nın grup konuşmalarında Hamas'ı bir mücahit örgüt olarak tanımlayıp Filistinli kardeşlerimizin yanınızdayız dediği durumda MÜSİAD'ın ve bütün özel şirketlerin Ticaret Bakanlığı'nın son paylaşımından da hepimizin anlayacağı şekilde harıl harıl gemilerle İsrail'e, Netanyahu'ya ve o hükümete ve o savaşa birçok ürünü tedarik etmeye devam etmesi tabii iktidar açısından son derece kötü bir durum oluşturdu. Ve bu yerel seçimlerde iki konu varsa eğer iktidara kaybettiren ve CHP'ye kazandıran, bunlardan biri ekonomik tabloydu. Bir diğeri de bu Gazze-Filistin ekseninde iktidarın birbiriyle son derece çelişen, yani zaman zaman ikiyüzlü diyebileceğim bir tutum takınmış olmasıydı. Çünkü özel şirketlerin tamamında bunu gördük gerçekten de. Ticaret Bakanlığı'nın resmi hesabında 50 maddelik listede yani gördük ki İsrail'in ticaretin kısıtlanması AK Parti'nin seçimi neden kaybettik muhasebesinin bir sonucu muydu size göre? Bak şimdi o ayrı bir tartışma konusu. Çünkü bana sorarsan Ticaret Bakanı'nın kabinede kalıp kalmayacağı bence üzerinde düşünmemiz tamam, ve konuşmamız. O zaman B kısmında bence da bunu yani o açıklama tamam. Kısıtlama kararı seçimden sonra böyle bir paylaşım yapması Ticaret Bakanlığı'nın biraz tuhaf olduğunu söylemeliyim. Çünkü bütün AK Parti'yi destekleyen sosyal medyadaki işte yüksek takipçili hesaplar da aynı soruyu sordular hatırlarsan. Dediler ki neden şimdi? Madem böyle bir kısıtlama kararı gelecekti, neden seçimden önce yapılmadı? Neden bu konu AK Parti iktidarı tarafından bu kadar şeffaf bir şekilde ele alınmadı? Neden bu kısıtlamalar getirilmedi? Neden bunun açıklaması yapılmadı? O yüzden o ayrı bir konu bana sorarsan. Yani Cumhurbaşkanı'nın kabinede bazı değişikliklere gideceği, bazı AK Parti teşkilat örgütlerini yenileyeceği, değiştireceği konuşuluyor ya malum Ankara'da. Bu parantezin içerisinde o isim listesinde acaba Ticaret Bakanı da olabilir mi? O ayrı bir tartışma konusu. Ama benim asıl söylemeye çalıştığım iktidar bu meselede sıkıştı. Sıkıştı çünkü bir tarafta Cumhurbaşkanı'nın söylemleri, işte sokaklarda yapılan eylemler, ama bir taraftan da harıl harıl ticaretin devam ediyor olması ve bunu da bir göz odada yurt dışında bir gazetecinin bütün belgeleriyle kamuoyuyla paylaşıyor olması. Tabii bunu görünür kılan, yani o arkadaşımızın adını da söyleyelim, Metin Cihan isimli gazeteci bunları paylaştı, bu belgelere ulaştı. Ama bu haberi görünür kılan yeniden Refah Partisi. Bence Cumhurbaşkanı'nın öfkesinin hedefi haline gelmesinde yeniden Refah'ın sadece ittifakı desteklemiyor oluşu değil. Aynı zamanda bu çok kendileri için hassas olan konuyu kamuoyunun sürekli gündeminde tutmaları. Çok Ali Turan hazırlanıyor yanıt vermeye. Yani, dolu yazıyor yanımda. Yani, şimdi doğru, dolayısıyla doğru yani, dolayısıyla bence asıl çelişki, tartışma. Çelişki diyorsunuz da söylediklerinizin hepsi çelişki şu ana kadar. O hepsine cevap verirsiniz. Bayram günü. Ali Beyciğim izin verir misiniz? Yani çok daha rahat bir şey yapalım dedik ama. Daha başlamadan hepsine cevap hakkınız belki. Şimdi Haluk Bayraktar, o yüzden bu Haluk Bayraktar İmamoğlu polemine gelecek olursak asıl mesele bence bu konunun açık ve şeffaf bir şekilde ele alınamayışından kaynaklanıyor. Evren Barış Yavuz tanıdığımız bir insan. Daha önce de bildiğim kadarıyla CHP'nin çeşitli kampanyalarında metin yazarı olarak görev yaptı. Onun paylaşımı tabii bence İmamoğlu'nun ekibi tarafından da çok olumlu karşılanmamış olmalı ki kendisi daha sonra sosyal medya hesabından kapattı biliyorsun bütün hesaplarını ve çıktı. Bu polemikteki kişi sosyal medya hesabını kapattı. Tamamen kapattı. O zaman İBB'den bir hamle mi geldi? Bu durumda Haluk Bayraktar yani haklı bence mı? Bu polemiğe gerek yok. Bu tartışmanın neden öznesi oluyoruz? Tam çünkü baksana Özgür Özel'le Erdoğan 5 dakikada olsa bir telefon görüşmesi yapmışlar. Özgür Özel Sabah gazetesine bir röportaj vermiş. Gazete onu manşete taşımış. Tam da aynı gün Sayın Dilek İmamoğlu Cansu Çamlıbel'e bir röportaj vermiş. Emine Erdoğan değerli bir insandır. Birlikte çalışalım, projeler geliştirelim. Şimdi böyle bir iklim için şimdi böyle bir iklim oluşmuşken birdenbire böyle bir gazetecilik refleksiyle ya da başka sayıklarla böyle bir paylaşım yapılması bence İmamoğlu'nun strateji ekibi tarafından çok da uygun bulunmamıştır. Fakat Haluk Bayraktar'ın bu paylaşıma verdiği cevap o kadar sert ki, yani seçtiği kelimeler o kadar politik ki,
Yani onu da şaşırtıcı bulduğumu söylemeliyim. Neden dersen, çok sert hakikaten. Çünkü Bayraktar Holding ve Selçuk Bayraktar ve Bayraktar ailesi zaten bütün Türk toplumu tarafından, Türk toplumunun önemli bir bölümü tarafından başarıları alkışlanan, CHP'li milletvekillerinin de babasının rahmetli Özdemir Bey'in cenazesine gittiği, taziye bildirdiği, muhalif Kılıçdaroğlu'yla görüşmeler yapan, işte muhalif gazeteci diye anılan isimlerin hakkında son derece olumlu müspet yazılar yazdığı bir aileyken ve bu başarı toplumsal bir mutabakatla alkışlanırken neden birdenbire politik bir polemiğin öznesi haline geleceğiniz kelimeleri tercih ediyorsunuz? Burada demek ki bir 2028 hikayesi mi oluşmaya başlıyor? Bunda tartışalım. Bayraktar yani sahaya aktörler yavaş yavaş, yani biz de buradayız. Biz artık sadece hani İHA SİHA yaptığımız fabrikalar, Türk mühendisliğinin işte efendim Teknofest festivalleriyle değil, politik kimliğimizle de olası bütün adaylarla göğüs göğüse mücadeleye hazırız mesajı mı çıkıyor bilmiyorum. Arkasından da İBB'nin tabii bence yine çok sert kurumsal cevabı. Onu da mesela İmamoğlu'nun kendi hesabından neden değil, İmamoğlu doğrudan yanıt vermedi de kurumsal soru hesaptan işareti, yanıt kurumsal verdi. Hesap üzerinden bir yanıt verildi. Yani herhalde her şeye rağmen o mesafe korunmak isteniyor. Bu ilk polemik de değil. Daha önce hatırlarsan T4 Vakfı mıydı Bayraktarların, değil mi? Evet, evet, bu aslında evet, ikinci polemik. İkinci İmamoğlu'yla Bayraktar üzerinden de gene benzer bir gerginlik yaşanmıştı, bir polemik olmuştu. Hatta ilk, bir dakika ben de hatırladım şimdi. Burslarla ilgili bir polemik yaşandı hatta, sonra Teknofest İstanbul'dan taşındı. Evet. Aslında biz Ekrem İmamoğlu ile Selçuk Bayraktar arasında defa, uzun sürendir devam eden bir gerilimin son perdesini izliyoruz. İmam Özlem Hanım müsaade ederse şeyi hatırlatayım. Bitti benim, bu kadardı tamam. Benim analizim. Dur abi sen dolusun. Şimdi ben Özlem Hanım'ın son süre katılmakla beraber şu an iki tane Cumhurbaşkanı adayının birinin abisini görüyorsunuz, öbürü bizzat kendisini görüyorsunuz. Bu şimdi biz bir rekabetin örneğini görüyoruz. Yani rekabette işte birbirini parlatır. Bu, o zaman da hatırlayın. O zaman da Ekrem İmamoğlu konuya doğrudan muhatap değilken başka bir Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilinin direkt Selçuk Bayraktar'la olan polemiğinden sonra kardeşi Selçuk Bayraktar Ekrem İmamoğlu'nu çık bunun böyle olmadığını söyle demişti. Hatırlarsanız orada başka bir CHP milletvekili vardı. Galiba şu an Malatya belediye başkan adayıydı. Veli Ağbaba. Veli Ağbaba'ydı. Bunları çık yalanla dedi falan. O polemik dolaylı olarak Ekrem İmamoğlu'nun üstüne gelmişti. Bu ezelden beri gelen bir karşılıklı bir polemik ve bir kavga ve bu bir rekabet aslında. Gördüğünüz siz 2028'deki iki tane kendi taraflarının Cumhurbaşkanı adayını görüyorsunuz. Yani bu süreçler bu kadar, bütün kapılar oraya çıkıyor. Yani bir siyaset mühendisliği görüyoruz burada. Yani bunu iyi okumamız lazım. Çünkü seçim bitmiş. Biz geçen hafta, iki gün evvel de her gün konuşuyoruz. Bu jet yakıtlarının olup olmamasının konusunun ne olduğunu. 10 sene evvel Sayın Erdoğan'ın çıkıp jet yakıtlarının bütün dünyada böyle olduğunu anlatıyor. Ama şimdi burada anlatıyor, bir hakkı teslim etmem lazım. Ben bugün Haluk Bayraktar'ın ekibiyle de konuştum. Ne oldu, nereden çıktı bu tartışma diye. Dediler ki bu sosyal medya hesabı ki şimdi Jimmy'den görsün yönetmenim. Haluk Bayraktar'ın tweetinin altında göreceksiniz. Evren Barış Yavuz isimli kullanıcı. Bu kullanıcı altında Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar'ın fotoğrafını kullanarak İsrail'e jet yakıtı sattılar. Yani Bayraktar'ın sattığına tamam, iddia eden bir tweet paylaşıyor. Bunu da Bayraktar grubu bir iftira olarak gördüğü için tepki gösteriyor. Sonra bu kullanıcı kim diye baktıklarında Ekrem İmamoğlu'nun strateji kampanyasında gördüğünü. Metin yazarı aslında şöyle, CHP'nin bir gençlik örgütünün içerisinde buna tepki veriyor Bayraktar. Bir platform var daha.
kendilerini sol olarak tanımlayan gençlerden oluşan bir düşünce yapısı da diyebiliriz buna. Böyle bir katkı sunan bir genç arkadaşımız Evren Barış Yavuz, hepimizin tanıdığı da, yani eminim. Ben yani dolayısıyla onlar da biz sat, yani Bayraktar satmış İsrail'e jet yakıtı. Aslında yani sayın vekalet savaşı diye bir tabir kullandı. Evet, ama yani bu adresleme yani bence çok önceden yapılmıştı. Bir tek şey daha hatırlatayım, sayın İmamoğlu Saraçhane'de seçim sonuçlarını kutladığı bir konuşma yaptı. Mesai arkadaşlarına bir toplantıda bir konuşma yaptı. Mazbatasını aldığı günün hemen ertesi günü Saraçhane'de sabah 11'de. Bu yeni seçim. Son seçimlerde. Oradaki konuşmasında bir cümlesi var, önemli. Diyor ki, Murat Sabuncu da aynı cümleye dikkat çeken bir yazı yazdı T24'te. Diyor ki, biz teknolojiyi barış için ve bilimsel gelişme için kullanacağız diyor. Ha, orada da aslında Bayraktar'a gönderme bence bir var. Bence adresleme var. Aa, çok ilginç, tartışalım. İşte birazdan da şunu sevgili seyirciler, aslında bir yandan da şunu tartışmaya çalışıyoruz. 2028'de Selçuk Bayraktar'ın olası cumhurbaşkanlığı adayıyla Ekrem İmamoğlu'nun olası cumhurbaşkanlığı adaylığının biz bir ön provası, ön çekişmesi, ön polemiğini mi izliyoruz? Özlem Gürses de ona işaret etti. Neden bunu söylüyoruz? Tam da yerel seçimin sonuçlandığı gün, geçen hafta, geçen cumartesi de bunu konuşacaktık, konuşamamıştık. Wall Street Journal'daydı yanlış hatırlamıyorsam. 2028'de Cumhurbaşkanı adayı Selçuk Bayraktar mı olacak diye bir analiz yayınlanmıştı. Dolayısıyla acaba Cumhur İttifakı'nın adayı Selçuk Bayraktar mı olacak? Muhalefetin adayı Ekrem İmamoğlu mu olacak? Böyle bir erken rekabet mi izliyoruz bir yandan da derken Barış Dostlar hocamızı da yerine alalım. Barış Bey otururken o zaman bir cümle daha ekleyeyim. Yoksa normal koşullarda eğer bu bir siyasi mücadele değilse bence Haluk Bey'in tepkisi bu genç arkadaşımıza bir tane tweet'e biraz yani olayın hak ettiğinden daha büyük bir tepki. Yani en fazla ne dersin kardeşim, böyle peki, bir şey yok. Barış dersin. Hocam buyurun yerinize alın. Mikrofonunuz takılmadı mı? Tamam, ya da hiç ciddiye almazsın zaten, hani az takipçili bir hesap, böyle bir şey, fotoğraf yani paylaşmış. Yani çok ağır bir tepki bu. Yani oturup hani bu kişi kimmiş, öyleymiş, böyleymiş, ondan sonra İmamoğlu'na bağlamak falan, böyle bir cevap yazmak. Bence biraz olayın hak ettiğinin üzerinde bir tepki vermiş peki, Sayın Haluk Bayraktar.